Caner, HIV nedir biliyor musun? Bir virüs olduğunu biliyorum. Virüs değil miydi? O hastalık getiren bir şey sonuçta. HIV bir virüs, onu biliyorum. Cinsel yolla bulaşıyor diye biliyorum. Başka var mı bulaşan yöntem bilmiyorum. Kanla veya cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğunu biliyorum. Peki sen HIV ile AIDS arasındaki farkı biliyor musun? HIV ile AIDS arasındaki farkı bilmiyorum. Farklıydı galiba, emin değilim. AIDS sanırım bunun artık daha ileriki bir aşamasında. AIDS'in son bir evre olduğunu biliyorum bu süreçlerin sonucunda. Çok emin olmamakla beraber HIV biraz daha bilimsel geliyor kulağa ama çok emin değilim. HIV insan bağışıklık yetmezlik virüsü. AIDS bu virüsü taşıyan insanların tedavi olmadıkları takdirde geldikleri son evrede yaşadıkları sendrom. Ama AIDS bile olsalar tedavi oldukları takdirde tekrar o başlangıçtaki o sağlıklı hallerine geri dönebiliyorlar. Yani bu durumda AIDS bir hastalık değil. Evet. Peki HIV ile yaşayan biriyle aynı evi paylaşır mısın? Paylaşırım ya. Çünkü o hasta, yani aynı şekilde sosyalleşmeye de ihtiyacı var. Ve bu HIV virüsü sadece kanla ve cinsel yolla bulaştığı için ben onun elini tutabilirim. Ben onunla aynı tabaktan yemek yiyebilirim. HIV'in ne olduğunu yeteri kadar öğrendikten sonra evet diyebilirim galiba. Hani biraz bilgilenirsem konuyla ilgili tam olabilir ama şu an bilmediğim için tereddütüm oluyor. Yani tercihse tabii ki de istemem. Neden? Bulaşıcı olduğunu düşünüyorum çünkü. Bulaşıcı olduğu için kimse bulaşıcı hastalık taşıyan bir insanla yaşamak istemez. Nasıl bulaşır sence? Kişisel eşyaların kullanılması, cinsel teması yollarla ve eşyalarının, kendine ait eşyaların kullanılması bana geçmesi sebep olabilir. HIV'le yaşayan biriyle aynı evi paylaşabilirsin, onunla arkadaş olabilirsin, onunla aynı yerde yan yana çalışabilirsin. Çünkü HIV sadece korunmasız cinsel yolla ve kan yoluyla bulaşır. Tükürükle, öpüşmeyle, dokunarak, öksürerek, onun yanında aynı eşyaları kullanarak asla bulaşmaz. O zaman iyiymiş. Peki sen hiç böyle biriyle tanıştın mı? HIV'le yaşayan biriyle arkadaş oldun mu? Olmadım. Hayır. Evet. Bu senin arkadaş olmana engel olmadı. Hayır. Ama arkadaş olduktan sonra öğrendiğim için olabilir belki. Hayır. Hiç tanışmadım ama birkaç haber okumuştum. Bu şekilde okuldan alınan veya alınmak zorunda bırakılan diyeyim. Sence bu önyargıların sebebi nedir? Bilmiyorlar. Yani bunun grip gibi işte öksürükle de bulaşabildiğini düşünüyorlar muhtemelen. Ya da adının hastalık olması insanları korkutuyor olabilir. Ve bu yüzden önyargıyla yaklaşıyorlar diye düşünüyorum. Peki hoşlandığın kişi sana HIV'le yaşayan bir birey olduğunu söylese ne yaparsın? Bir şey yapamam. Kendi tercihi sonuçta. Ona göre önlemlerimi almam gerekecek. Öncesinde böyle bir şey söylemesi açıkçası beni şöyle üzer. Bu bir kalkan değil. Yani ben HIV pozitifim ve bu yüzden hani böyle başlıyorsam benle ilişkiye başla demesi beni biraz üzer açıkçası. Ben ondan hoşlanıyorsam hoşlanmaya ve ilişkimi sürdürme çabama devam ederim. Peki sence HIV'le yaşayan bir birey çocuk sahibi olabilir mi? Eğer kalıtsal yola bulaşıyorsa isteyeceğini zannetmiyorum. HIV aslında tedaviyle bulaştırıcılığın sıfıra indirildiği bir virüs. Düzenli ilaç kullanarak, gerekli tedaviyi görerek bu bulaştırıcılıktan tamamen kurtulabilir HIV'le yaşayan bir birey. HIV'le yaşayan bir birey evlenip sağlıklı çocuklara, HIV virüsü taşımayan çocuklara sahip olabilir. Bunu birçoğumuz yeni öğrenirken büyük bir çoğunluğumuz da hiç bilmiyor aslında. Mesele zaten galiba bir taraftan bunları da öğrenebilmekte ve bunu ne kadar küçük yaşta öğrenirsek zaten o kadar sağlıklı, daha sağlıklı bireyler olarak HIV pozitif değil, genel olarak hepimizin daha sağlıklı bireyler olmasına yardımcı olacak bir bilgi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.